Değerli kardeşlerim, namaz ibadetinin vacipleri konusundayız, bahsindeyiz. Müellif rahimahullah 8 tane vacip zikrediyor. Tabi ilim ehli, değerli kardeşlerim, müştehit, içtihat alimlerimiz, yani Hanefisi, Şafisi, Malikisi, Hanbelisi, içtihat etmişler, ortaya hükümler çıkarmışlar, istinbat etmişler. Bunları ilim talebesi olarak bizler okuyoruz. Burada delilin güçlü olduğu hangisidir, ihtiyatlı olan hangisidir, bunları öğreniyoruz. Terk ettiğimiz zaman, yapmadığımız zaman ne olur, nasıl telafi edilir, telafi edilecek terkler var, telafi edilmeyecek terkler var, bunları öğreniyoruz ki namaz ibadeti Müslümanın günde 5 defa yerine getirdiği, farz olarak yerine getirdiği bir ibadet. Onun için Müslüman bir kimsenin eline kalem, kağıt, defter alıp bu meseleleri böyle yazması, not alması, çoluğuna, çocuğuna da öğretmesi lazım. Yani oturup evde çolukla, çocukla, hanımla, anneyle, babayla, akraba meclislerinde ekonomi, spor, sanat, film vesaire konuşacağımıza ilim konuşalım arkadaşlar. Yani günde 5 defa kıldığımız namazın hükmünü maalesef Müslümanlar olarak şu an bu asırda ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? Camide görüyorsunuz adam son rekatta yetişiyor namaza. Nasıl kılacak bilmiyor adam. İmamla birlikte selam veriyor mesela. Namazda bir hata yapıyor, nasıl telafi edecek bilmiyor. Niye? Çünkü bunun fıkhını okumamış. Her Müslümanın okuması lazım. Çünkü bu ibadet bize farz. Bizler de geçen derslerimizde hatırlayacağınız üzere namazın şartları, namazın rükünlerini aldık. Bugün de namazın vacibat, vaciplerindeyiz. Nedir arkadaşlar rükün ile vacip arasındaki fark? Bunu tekrarladık daha önceden de. Şimdi bir daha tekrarlayalım. Rükün namazın olmazsa olmazı demek. Yani unutarak bırakılması bile ne yapmıyor? Namazı kurtarmıyor, telafi etmiyor. Edilecek bir durum yok. Rüknün terki. Mesela rükû. Rükû yapmak namazın rükünü. Secde yapmak namazın rükünü. Unutmuştun bir önceki rekatta. Namazın sonunda seyif secdesiyle tamamlarız diyemiyorsun. Ama rükûnun içindeki Subhane Rabbiyel Azim zikri vacip. Subhane Rabbiyel Azim. Secdede Subhane Rabbiyel Ala vacip. Bilerek der ki namazı bozar. Ama unutursan söylemeyi namazın sonunda ne yapabilirsin? Seyir secdesiyle namazını telafi edebilirsin. Evet. Muallif Rahimallah diyor ki vel vacibatu semaniyetun. Namazın vacipleri kaçtır? 8'dir. Cemi'ut tekbirati gayru tekbiratil ihram. İftitah tekbiri, ihram tekbiri hariç bütün tekbirler nedir arkadaşlar? Vaciptir. Tabi bu konuda daha önceki görüşlerde de söylediğimiz gibi ihtilaf var. Yani ilim ehlinin cumhuru bu intikal tekbirlerini bile ne görüyor değerli kardeşlerim? Sünnet görüyor. İntikal tekbirleri. Nedir intikal tekbirleri? İşte kıraat bittikten sonra rükûya gitmek. Rükûdan kalkmak, secdeye gitmek. Ancak Hanbeli mezhebinin görüşü ve muasır alimlerden İbn-i Baz'ın, İbn-i Hüseymin'in görüşü, delillerin de desteklediği görüş, bu tekbirlerin ne olduğu? Vacip olduğu. Vacip olduğu. Bununla alakalı genel bir delil olan delilimiz var elimizde. Sallu kemâ ra'aytumûni usalli emri. Benim nasıl namaz kılıyorsam sizler de ne yapın, namaz öyle kılın. Bu genel delili zikrederek ve bunun dışında delili zikrederek bazı ilim ehli bunu vacip görmüş. Peki niye rükün görmemiş? Bununla alakalı rükün görülmemesinin sebebi ne? Çünkü ilim ehli, bakın arkadaşlar, alimlerin kadrini, alimlerin bu konuda gayret sarf etmelerini anlamak için
bu örneği verelim, anlayalım. Niye rükû denmemiş? Çünkü değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir keresinde namaz, öğlen namazını kıldırıyor aleyhissalatü vesselam. Öğlen namazını kıldırıyor. İlk teşehhütte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturmuyor. İlk ettehiyatü dediğimiz teşehhütte Allah Resulü ne yapmıyor? Oturmuyor. Yani secdeden kalkıyor. Nereye? Üçüncü rekata kalkıyor. Yani Peygamberimizin de hayatını okudukça değerli kardeşlerim, sünnetini okudukça görüyoruz ki ona sevgimiz daha da artıyor. Onu daha da iyi tanıyoruz. O da bir beşer. Düşünsenize, imamlığa geçmişsiniz. Arkanızda cemaat var. İlk teşehhüdü unutmuşsunuz. Gocunacak, üzülecek bir durum var mı arkadaşlar? Yok. Hani şayet kafanız işle, güçle, çekle, dövizle meşgulse evet, üzülün yani. Ama insani olarak, beşeri olarak unuttun. Namazdasın ama unuttun. Olabilir mi? Olmuş. Peygamber'e bile olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Rivayet sahih Buhari ve Müslim'de geçiyor. Aleyhisselatü vesselam ilk iki rekatta oturmayınca ayağa kalkınca sahabeler de onunla birlikte ayağa kalkıyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam namazın sonunda insanlar uyarınca sehiv secdesi yapıyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk teşehhütte ettehiyatı okumadı. İlk teşehhüdü terk ederek neleri terk etmiş oldu arkadaşlar? Kaç tane vacip gitti? Kaç tane vacip gitti arkadaşlar? Bir, oturma, teşehhüt, oturuş. İki, ettehiyatı okumak. Üç, tekbir. Secdenin tekbiri. Gitti. Peygamberin getirdiği tekbir neyin tekbiri? Kalkışın tekbiri. Üç tane Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vacibi terk etti. Bilerek mi terk etti? Unutarak terk etti. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu olayını ilim ehli ele alarak diyor ki demek ki oturmak ilk oturuş. Demek ki ettehiyatı okumak. Demek ki tekbirler nedir arkadaşlar? Vaciptir. Yani unutarak terk edilirse telafisi var. Rükünleyemeyiz. Niye rükünleyemiyoruz? Çünkü rükünlerin ne yok? Telafisi yok. Secdesiyle telafi edilecek bir durum yok. Bu çok önemli arkadaşlar. İlim ehli de işte bu delillere ulaştığı için, bu delilleri okuduğu için, bu deliller üzerinde kafa yordukları için, hayatlarını buna harcadıkları için ortaya böyle bir fıkıh çıkmış, İslam fıkhı. Bizler de bu fıkhı ne yapıyoruz değerli kardeşim? Okuyoruz, okumaya gayret ediyoruz. Dinimizi ne yapalım? En doğru şekliyle yaşamaya gayret edelim. Evet. Dedik ki intikal tekbirleri, tekbirat el-intikal deniyor buna. Bunlar vacip arkadaşlar. Cumhura göre sünnet. İhtiyatlı olan burada vacip olduğu görüş. Yani biz burada ihtiyatlı görüş ne? Çünkü terk edildiği takdirde bilerek terk edersen namazın bozuluyor. Unutarak terk edersen ne yapıyorsun? Seyif secdesini yapmak zorundasın. Evet. Ve kavlu Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim nerede söyleniyor arkadaşlar? Rükuda. Rükû halinde ne yapıyoruz? Rükû, rükün. Rükûnun içindeki bu zikir değerli kardeşlerim bir görüşe göre sünnet, bir görüşe göre vacip. Cumhurun görüşü sünnet olduğuna dair. Ancak Hanbeli mezhebinin ve güncel alimlerden İbn-i Maz'ın, Albani'nin, İbn-i Seymi'nin de tercihi bu. Subhane Rabbiyel Azim vacip. Kaç kere söylemesi vacip? Bir kere söylemesi. Rükuya gittik, unuttuk. Ne yapacağız?
Seyir secdesiyle kurtaracağız. Rükûya gitmeyi unuttuk. Seyir secdesiyle kurtarabilir miyiz? Kurtaramam. Rükû, rükün, rükûdaki zikir cumhura göre sünnet, tercih edilen görüşe göre de vacip. Fir rükû diyor. Ve kavlu semiallahu limen hamide lil imami vel munferid. Semiallahu limen hamide. Allah kendine hamd edene ne yaptı? İcabet etti demek. Bu imam ve münferid için vacip. Münferid kim? Tek başına namaz kılan demek. Tek başına namaz kılan için vacip. İmam için vacip. Semiallahu limen. Peki cemaat? Cemaat ne diyecek? Cemaat, değerli kardeşlerim, bu da ilim ehli farklı görüşler sunmuş ortaya. Cemaat Rabbena ve lekel hamd diyecek, yeterli olan bu. Tabi bununla alakalı ilim ehli az önce de ifade ettik. Yani delillere ulaştıkça, delilleri ele aldıkça ortaya hüküm istinbatı çıkıyor. Diyorlar ki İmam Semiallahu Lümen Hamide'yi dediğinde cemaat ne der? Rabbena ve lekel hamd. Tabi nerede der cemaat bu zikri? Kalkıp doğrulduğunda der. Bakın zikirlerin yerini unutmayalım. Yani kalktın, o zaman diyorsun Rabbena ve lekel hamd. Tabii bununla alakalı cumhurun görüşü dediğim gibi az önce cemaat Rabbena lekel hamd ya da Rabbena ve lekel hamd ya da Allahumma Rabbena lekel hamd ya da Allahumma Rabbena ve lekel hamd. Dört tane zikri ne yapar? Söyler. Kim? Cemaat, imam ve tek başına namaz kılan. Bu duanın dört tane neyi var? Sureti şekli var. Sahih rivayetlerde geldiği üzere. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Allahumma Rabbena lekel hamd. Allahumma Rabbena ve lekel hamd. Hangisini söylemek daha eftal? İmam Şafii Allah rahmet eylesin diyor ki Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Niye? Çünkü en uzun o. Namazda her söylediğin duanın zikrin neyi var? Fazileti var değil mi arkadaş? En uzunu bu olduğu için bunu söyleme. İmam Ahmed İbn Hanbel ise diyor ki Rabbena ve lekel hamd. Çünkü en sahih bu. Halbuki hepsi sahih. İlim ehlinin böyle yaklaşımları var değerli kardeşim. Onun için ilim ehlini okumak lazım, anlamak lazım. Öyleyse ne diyoruz? Namazın vaciplerini sayarken birincisi neydi? Ne tekbirleri? İntikal. Askerlik yapanlar bilir intikal ne demek. Oradan aklınıza gelsin. İkinci vacip rükuda Subhane Rabbiyel Azim demek. Üçüncü vacip imamla tek başına kılan hakkında Semiallahu Lümen Hamide diyecek. Cemaat ise Rabbena ve lekel hamd. Dört şekilde diyebiliriz diye söyledik. Tabi namazın sünnetleriyle alakalı değineceğiz. Rabbena lekel hamd. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Hamden kethiran tayyiben mübareken fih. Mil'es semavati ve mil'el ard ve mil'e ma beynehuma ve mil'e ma şi'te min şeyin ba'd. Allahümme la mani lima atayit ve la mu'ti lima amenat ve la yanfa'u zel cedde min kelcet. Bu dualar da Peygamberimizin sünnetinde varit. Yani kendi kendimize soralım inşallah. Kendi kendimize söz verelim bu duaları ezberleme konusunda. Bir dahaki dua şeyinde de bunu zikredelim. Yani rükudan kalktın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükusunu uzun tutuyor, rükudan kalkıyor uzun tutuyor, secdesini uzun tutuyor. Niye? Hep zikirlerle, dualarla dolu arkadaşlar. Yani bizim kıldığımız namaz inanın sahabe dönemindeki insanlar tarafından görülse, müşahede edilse herhalde bize bunlar namazla alay ediyor denilebilirdi yani. Evet. Ardından Rabbena ve lekel hamd lil kul. Rabbena ve lekel hamd zikri herkes için vacip. Herkes derken imam, münferit tek başına kılan ve cemaat. Evet, İmam rükûdan kalkarken intikalde Semiallahu limen hamide diyor. Kalkıp doğrulduğunda da Rabbena
ve lekel hamd diyor. Cemaat de ne yapıyor? Bu şekilde söylüyor değerli kardeşlerim. Ezanla alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müezzin hayyâle selâh, hayyâle felâh dediğinde ne deyin diyor? Ne deyin diyor? Rabbena lekel hamd mı deyin diyor? La havle ve la kuvvete illa billah. İlim ehli burada da ihtilaf etmiş. Yani müezzinin dediği hayyâle selâh'ı tekrarlayacağız mı? Yoksa tekrarlamayıp Peygamberimizin müezzin bunu söylerse siz la havle ve la kuvvete illa billah deyin duasını, zikri mi okuyacağız? Bu mesele neyse, Semihallahu l-men hamide imam dediğinde siz de Rabbena ve lekel hamd. Ebu Hureyre hadisi, Allah Resulü Aleyhisselam öyle emrediyor. İmam Semihallahu l-men hamide dediğinde kulu Rabbena ve lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd deyin. Demek ki ezanda da Rabbena hayyâle selâh dendiğinde la havle ve la kuvvete illa billah. Tabi bunun aksini söyleyen alimler de var. Hem diyorlar ki hayyâle selâh de, hem de la havle ve la kuvvete illa billah de. Evet. Ardından ve kavlu subhâne rabbiyel a'lâ. Bu zikir nerenin zikri? Hangi rüknün zikri? Secdenin zikri. Tabi secdeyi 7 ağza üzerine yapacağımızı söylemiştik. Secde rükün. Olmazsa olmaz. Bu zikir vacip. Tabi Subhane Rabbiyel A'la'nın dışında bir kere söylememiz vacip. Başka zikirler de var. Subbuhun, Kuddusun, Rabbul Melaiket ve Ruh. Burada ezberledik, öğrendik, hatırlayacağız. Bunları da secdemizde ne yapabiliriz? Söylesin. Bazı insanlar görüyorum namaz kılarken adam sanki altı kızdırılmış saç ekmek pişirir ya, sanki ona secde ediyor adam. Yani. Kafayı konduruyor, kaldırıyor. Onun biraz daha farklısı, gidiyor hemen kaldırıyor. Yani bazen bakıyorsunuz sizin bir yerde yolculuk esnasında durduğunuzda bir rekat namaz kıldığınız zaman diliminde adam dört rekatı bitirenler var arkadaşlar. Şeytan oynuyor, hüküm bilmiyor, ahkam bilmiyor. Dolayısıyla bu meseleleri inşallah öğrenelim. Ve kavlu Rabbigfirli. Kişinin iki secde arasında Rabbigfirli demesi de bir görüşe göre vacip, ama cumhur, baskın görüş ne arkadaşlar? Sünnet. Ama vacip görüşü çok önemli. Ne demek vacip? Yani bilerek terk edersen namazın olmaz. Dolayısıyla bir kere Rabbigfirli iki secde arasında demen en garantisi, en rahat. Evet, cumhur bunun sünnet olduğuyla alakalı. Bununla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen dua en ekmeli, en şeyi şu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh diyor, şöyle dua ederdi iki secde arasında. Allahümme gfirli, Allahümme gfirli, verhamni, vecburni, vehdini, verzukni. Bu duaları Peygamberimiz iki secde arasında yapardı. Yani bu beş tane Allahümme gfirli, verhamni, vecburni, vehdini, verzukni duayı yapardı. Bazı lafızlarda وَعَافِنِي وَرْفَعْنِي zikirleri geliyor. İmam-ı Nevi Rahimahullah şöyle diyor. El-ihtiyat, ihtiyatlı olan bu duayı yaparken sünnete isabet etme bakımından el-ihtiyar en yecma'a beynel rivayet ve yeti bi cemi'i elfaziha ve hiye seb'a. Yani beş tane yukarıdaki hadiste zikrettik. وَعَافِنِي وَرْفَعْنِي. 7 tane ne oldu? Lafız oldu. Allahümme gfirli, verhamni, vecburni, vehdini, verzukni, ve'afini, verfa'ni. En ihtiyatlısı diyor bu. Sünnete isabet etmek isteyen ne yapsın? Bunu söylesin. Şimdi imam namaz kıldıysa camide, bu dua yoksa, bu zikirleri okusa arkadakiler der ki ne oluyor der ya. Unuttu der belki. İşte
sünnet bu kadar garip arkadaşlar. Şu an insanlar şekli kılıyor namazları. Dediğim gibi bu zikir baskın olan görüş, cumhurun görüşü. Bunun sünnet olduğu değerli kardeşlerim. Bu nedir? Sünnettir. Diğerlerindeki ihtilaf daha güçlü. Vetteşehhudul evvel. Yedinci vacip, namazın yedinci farzı. Teşehhudul evvel. Neydi teşehhud? Neydi teşehhud arkadaşlar? Etteşehhud ne arkadaşlar? Ettehiyyatü demek. Ettehiyyatü duasını okumak. Niye ettehiyyatü teşehhud deniyor? Çünkü sonu neyle bitiyor? Şehadetle bitiyor arkadaşlar. Teşehhud de namazın vaciplerinden. Hangisi? İlk teşehhud. İkinci teşehhud rükün. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? İlk teşehhud vacip. Az önceki hadisten hatırlayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda ne yaptı? İlk teşehhüdü unuttu. Vacibi unuttu. Sonrasında da seyif secdesi yaptı. Vel culusu lehu. Sekizinci vacip. Farz. Teşehhütte ne yapmak? Oturmak. Yani oturmak haddi zatında nedir değerli kardeşlerim? Vaciptir. Farz, namazın farzlarındandır. İbn-i Kudame Hanbeli büyük alim Mughni adlı kitabında diyor ki enne vücube hâzihi seb'a el kavliye, yani kavli yedi vacip, tekbir, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Subhane Rabbiyel Azim, Semiallahu men hamide, Rabbena ve lekel hamd, Subhane Rabbiyel Ala, Rabbi gfirli ve teşehhud. Bu diyor yedi tane kavli vacip. Şimdi fiili vacipler var, kavli vacipler var. Oturmak fiili. İlk teşehhütte oturmak fiili. Bunlarla ilgili diyor. Ve huvel meşhur an Ahmet. Ahmet İbni Hanbel'den meşhur olan diyor. Ve ennel kavle bi ademi vücubiha kavlu ekferul fukaha. Yani Ahmet İbni Hanbel'den meşhur olan bunun vücubiyetiyle ilgili olsa da fukahanın ekseriyeti bu yedi tane kavli vacibi ne yapmamaları, vacip olarak görmemeleri. Evet. Dolayısıyla bizler de bu hükümleri öğrenmiş olduk. Kimileri var tekbiratül ihram gibi, Subhane Rabbiyel Azim gibi, Subhane Rabbiyel Ala gibi. Bunlar yani vacibiyeti daha ağır basıyor. Rabbi gfirli gibi iki secde arasındaki duanın sünnet olması deliye daha yakın gibi gözüküyor. Bunları öğrendiğimizde namazımızın neyin vacip olduğunu, namazımızda neyin rükün olduğunu ne yapmış oluyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. Ardından namazın bazı sünnetleri gelecek. Ona da inşallah önümüzdeki derste devam edeceğiz. Namazın sünnetleri nelerdir? Neleri yaparsak namazımız daha sünnete uygun olur. İmam-ı Nevevi'nin dediği gibi yani. Rabbi gfirli bir kere diyorsun. İki secde arasında yeterli. Ama sünnete isabet etmek istiyorsan yedi tane diyor lafzını yap. Söyle. Aynı şekilde buna benzer rükûdan kalktıktan sonra Rabbena ve lekel hamd ya da Allahümme Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fi. En azından bunu söyle. En azından bunu söyle. Rükûn, secden ne olsun? Yerli yerinde olsun. Rabbini tazim ettiğini anla, hisset, yaşa. Ama şimdi insanlar mesaiye başlarken parmak basıyorlar ya iş yerlerinde. İnsanların birçoğu namazı rutin haline getirmiş. Rutin. Parmak basıp geçiyor. Bu da ezan okunuyor hemen hızlı hızlı. Allah'a akbar, Allah'a akbar. Köşede kılayım diyor şey. Namaz kendisine hazırlık yapılması gereken bir ibadet. Her şeyimizle, kalbimizle, zihnimizle, bedenimizle, ilmiyle, fıkhıyla her türlü hazırlığı yapmamız lazım namaza? Yapmamız lazım arkadaşlar. Hazırlanmamız lazım.
Yoksa namazda çok alırsın, satarsın. Gelirsin, gidersin, seyahate çıkarsın. Niye? Çünkü hazırlığını yapmadın. Yüce Rabbim bizleri namazı hakkıyla eda eden kullarından eylesin. Namazında gaflet içinde olmayan, sünnete uygun namaz kılan kullarından eylesin. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.